Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik 2021 yılının son gününe. Bu gece yeni bir yıla hep birlikte merhaba diyeceğiz. Şimdiden hepinizin tekrar tekrar yeni yılınızı sağlıkla, huzurla, mutlulukla, aşk ve sevgi dolu geçirmeniz dileğiyle temennilerimi sizlere iletiyorum. Ve tabii ki yılın son gününe denk gelen deste seç açılımımız için sizlerle birlikteyim. Bugün güzel bir deste seç yapacağız. Tabii böyle yeni yıl konseptine, yeni yıla uygun olsun istedim. Ve bugünkü açılımımızın konusu 2022 yılında aşk hayatım nasıl geçecek sorusuna deste seç şeklinde cevap arayacağız hep birlikte. Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifime, canım gönüldaşlarıma niyet alıyorum. Bakalım 2022 yılında aşk hayatım nasıl geçecek sorusuna kartlarımdan sizlere nasıl cevaplar gelecek mi? Şimdi şöyle niyetimi aldım ve tabii ki her zaman olduğu gibi kartlarımı sizler için şöyle rezone olmanız ve odaklanmanız adına şöyle kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle güzelce kartlarıma bir odaklanın, rezone olun. Biliyorsunuz deste seçti olsa ilk etapta ben bütünden odaklanmayı seviyorum kartlarıma. Şöyle bir bütünden odaklanın, bir rezone olun. Bu arada bıdık bıdık bir şeyler dökülüyor. Nereden geliyor onu da anlamış değilim ayrıca. Evet, yani yeni yılın konfetileri mi dökülüyor, ne oluyor anlayamadım gerçekten. Evet arkadaşlar, şimdi önce bir bütünden odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Tabii ki burada sadece kendinizi niyet alıyorsunuz, aşk hayatınızı niyet alıyorsunuz ve 2022 yılı boyunca aşk hayatımda, ilişkimde neler yaşayacağım, şöyle bir genel olarak mesajlarına niyet alıyorum da diyebilirsiniz. Tabii ki bu bakımların bütüne, kolektif, genel açılımlar olduğunu da unutmuyorsunuz. Ve eğer daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz ki ayrıca videolarımın alt bandında da bu numara mevcut da var. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Yine oralardan da beni takip edebilir. Tabii ki yazarak ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi kartlarımızın içinden ilk destemizi oluşturmak adına hemen kartlarınızı seçiyorum. Ve her zaman dediğim gibi arkadaşlar, kolektif enerjime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı seçiyorum. Evet, şu birinci destemiz oldu. Şimdi ikinci bir deste oluşturalım bakalım. Şimdi biliyorsunuz haftada bir gün deste seç günü yapıyorum arkadaşlar. Deste seç sevenler için. Tabii ki kolektif açılımları sevenler de deste seçe bazen işte uyumlanamıyorum, rezone olamıyorum diye şikayet ediyorsunuz. Etmeyin ne olur. Çünkü haftanın bir günü yapıyorum bunu, biliyorsunuz. Bu şekilde de bu düzeni devam ettirmeyi de düşünüyorum ayrıca. Sizler için de şöyle diyorum. Bütün desteleri dinleyin. Kolektif isteyenler. Hangi desteyle uyumlanırsanız onu kabul edin. Ya da her desteden kendinize şifa olması niyetiyle uyumlandıklarınızı alıp kabul edebilirsiniz. Ve ayrıca da arkadaşlar yine deste seçti. Daha ben böyle kartları seçerken de kızım bir saniye, evet, kartları seçerken de beğendiğiniz kartları ya da enerjisini aldığınız kartlara odaklanabilirsiniz. Evet.
Şimdi o desteği de kendi desteğiniz olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi şu birinci destemiz oldu. Şöyle ikinci destemiz oldu. Ve bu da üçüncü destemiz oldu. Gerçi 1, 2, 3 demiyorum ben, biliyorsunuz. Hani öylesine şöyle 1, 2, 3 dedim. Şimdi ne konumuz arkadaşlar? 2022 yılında aşk hayatım. Tabii ki aşk hayatına layık böyle. Ben de çok güzel kalpler böyle aldım obje olarak. Şimdi bir pembe kalbim var. Şöyle pembe kalbimi şöyle şuradaki desteğe koymak istiyorum. Bir de yeşil kalbimiz var. Bir de şöyle turuncu. Turanç, portakal rengi şöyle kalbimiz var. Şimdi bu üç kalbe şöyle bir odaklanın. Şöyle yapayım hatta. Hangisi size yakın geliyorsa, hangisini enerjisini daha iyi hissediyorsanız renkten de olabilir. Seçiminizi yapın. Ve ben hemen turançla başlamak istiyorum. Turuncuyla bakalım. Turuncu kalbi seçenler. Videoyu da durdurup odaklanabilirsiniz ayrıca. Şimdi şöyle bir bakalım. Turuncu desteği seçenler için. Aa, muhteşem. Daha ilk kart çok güzel açıldı. Bakalım diğerlerinden gelen mesajlar ne olacakmış. Bir bakalım. Vay, harika. Şimdi turuncu desteği seçenler. Evet canım gönüldaşlarım, hazır mısınız? Şimdi 2022 yılı içerisinde artık aşk hayatınızda bir kutlama, bir başarı ve bir zafer kazanmak istiyorsunuz. Çünkü gerçekten o kadar hainliklere, ihanetlere maruz kalmışsınız ki. Özellikle de ilişkilerde belki de duyduğunuz yalanlar artık böyle hani başka açılardan belki tensel, belki maddi, belki manevi hani ilişkilerde zarar gördünüz ya da mecazi anlamda affınıza sığınarak söylüyorum belki de kullanıldığınızı düşündüğünüz için artık bu yıl aşk hayatında bir zafer yaşamak istiyorum. Ben çünkü etrafımdaki insanların sürekli ilişkilerimle, aşk hayatımla bağlantılı beni eleştirmesinden, bana söylenmesinden sıkıldım, bunaldım. Artık bu yıl benim başarım olsun istiyorsunuz ki o başarıyı elde edeceksiniz Allah'ın izniyle. Özellikle bakın. Şimdi dengelerinizin yerine oturacağı güzel bir yıl olacak aşk hayatınızla ilgili. Bu arada kedilerim yine ortalığı yıkıyor, mazur görün. Özellikle aşk hayatınızda dengelerinizin yerine oturacağı, daha dürüst, daha doğru adımlarla ilerleyeceğiniz bir aşk hayatı sizi bekliyor. Özellikle sadakat gündeminizde olacak. Daha sadakatli olan, daha size karşı dürüst yaklaşan, yalanların ya da sahteliğin bittiği, özellikle kafanıza çok takıntı yaptığınız, belki de paranoyaya bağladığınız düşüncelerinizden ya da saplantılarınızdan arınacağınız ve aşk dolu bir yıl sizi bekliyor ilk desteği seçenler arkadaşlar. Ay gerçekten çok muhteşem. Yalnız burada iki tane uyarım var. Özellikle ilişkilerinizle bağlantılı bu yıl geçmişten gelen hiçbir sorunu, hiçbir konuyu ya da geçmişle bağlantılı size gelmek isteyen kişi ya da kişileri, yani şu an yeni bir ilişkiye başlamışsınızdır ya da geçmişten gelen ilişkiniz devam ediyordur da işte sorunları, problemleri ya da geçmişten gelen kişileri lütfen, hani hep diyorum ya siz kendi senaryonuza göre alın burada diye. Sizin senaryonuz hangisi de o geçmişte bıraktığınız her ne varsa, kişiler, olaylar, insanlar, üçüncü kişiler gibi 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 neler varsa bunları artık geçmişte bırakın. 2022'ye taşımayın. Çünkü bakın bu sene özellikle ilişkilerde hani bu dediğim bu güzellikleri yaşayacaksınız bu desteği seçenler. Ama ve lakin özellikle eğer ki bu geçmişten gelen konularla bağlantılı hala kafanızda bir şeyleri
saplantı haline getirip devam ettirirseniz o dış etkenlerden kaynaklı kendi ilişkinizin nasıl söyleyeyim ayağına sıkarsınız, öyle diyeyim. Yani hiç gerek yok, güzel giden ilişkiyi bozmanın alemi yok. Çünkü burada aşk geldi arkadaşlar, çok güzel, daha ne olsun yani. Dürüstlük var, zafer var, denge var, aşk var, iletişim var, var da var. Ama işte arada da o böyle dikenli çalılar var. O dikenli çalılara da böyle bir ayrı kodlarına ayrı 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 yolunuza bakmanız sizin hayrınıza. Evet, güzeldi. Bakalım bakalım. Pembe kalbi seçenler için gelen mesajlar ne olacak? Pembiş kalp için niyetimizi aldık. Evet, bakalım bu desteği seçenlerin 2022'de aşk hayatında neler neler bekliyor, neler neler olacak mı? Şimdi bir bakalım. Evet, bu destede bir kart fazla gelmiş. Demek ki bu destenin kısmeti bu. Mesajı var demek ki. Şimdi arkadaşlar, burada özellikle aşk hayatınızda o kadar çok düzensizlik yaşamışsınız ki. Bir var bir yok, bir dargın bir barışık, bir gelen bir giden, yani düzensiz ilişkiye sahip ya da adı konulamamış ilişkiye sahip iseniz ki öyle gösteriliyor burada. Artık bir şeyleri netleştirmek adına harekete geçiyorsunuz. Yani artık hani o düzensizliğin biteceği, tamam mı devam mı dediğiniz bir konuda özellikle aşk hayatınızda. Hani ilişkinin devamı olabilir, başka bir düzensizlik olabilir. Onunla ilgili bir netleşme söz konusu. Ayrıca en büyük arzunuz mutluluk 2022'den. Hemen şu kartı göstermek istiyorum. Şöyle bir enerjisini de alın kartın. En büyük arzunuz artık aşk hayatınızda ve ilişkide mutluluk. O mutluluk içinde zaten adımınızı atacaksınız. Sadece burada yine sizin de aile bağı, akraba bağı ya da etrafınızda gönül bağınız olan, hani ilişki haricindeki kişi ya da kişilerden çok fazla etkilenmemeniz gerektiği. Çünkü burada maalesef ilişkiyle aşk hayatınızda bağlantılı size iki yüzlü davranacak ya da size böyle öfke besleyecek. Yani belki de ilişkinizi onaylamayacak, aşk hayatınıza karşı çıkacak üçüncü kişiler olabilir. Çünkü burada özellikle bu üçüncü kişilerin niyeyse maddi endişeleri ya da manevi endişeleri sizinle bağlantılı çok fazla olacak. Burada hayal kırıklığına uğramamanız adına, çünkü zaten çok görüş ayrılığı da yaşayacaksınız. İşte sizin okey dediğinizde karşı taraf ya da bu bağınız olan insanlar okeylemeyebilir ya da istemeyebilir. Ama burada duygularınızın ve sezgilerinizin çok güçleneceği bir yıl sizler adına. Özellikle duygularınıza ve hislerinize güvenin. Zaten çok etkileneceğiniz, büyüleneceğiniz bir ilişki, bir aşk hayatı sizi bekliyor. Tabii ki biz bu kartı olumlu ve pozitif anlama çeviriyoruz her zaman olduğu gibi. Ki zaten öyle kötü anlamada yoracak bir kart silsilesi yok burada. Ama yine de bu yıl içerisinde özellikle ilişkilerde kötü ve negatif enerjiye de maruz kalmamak adına bol bol dualar okuyun, bol bol işte ritüeller yapın, tütsüler yapın gibi gibi, artık kendi dilinizde, dininizde, inancınızda ne varsa bunlarla ilerleyin bu yıl. Çünkü gerçekten sizi etkileyen, büyüleyen muhteşem bir aşk hayatı. Çünkü bakın burada şu kart geldi, olay bitti zaten. Sadece burada maddi ya da manevi endişeler yüzünden ilişkinizde bir hayal kırıklığı ya da bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Bu da yine dış etkenlerden kaynaklı. Eğer ki hali hazırda giden bir düzensiz de olsa, hani giden böyle bir gelen bir giden, bir ayrı bir dargın bir barışık olan ilişkiniz var ise de, en azından onda da artık bunların biteceğini bu yıl içerisinde Allah'ın izniyle göreceksiniz. Evet,
Şimdi bu desteğe de güzel mesajlar aldık. Bakalım bakalım. Yeşil kalbi seçenler. Şöyle hemen yeşil kalbin enerjisini de verdim sizlere. Bakalım sizler için gelen bu yılın aşk mesajları 2022 yılında neler olacakmış? Ay ay ay, sizler iki kişi arasında kalıyorsunuz bu yıl. Hazırlanın bu desteği seçenlere, eyvallah olsun. Evet, şimdi yeşil kalbi seçenler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde o kadar çok engellere maruz kalmışsınız ki zaman zaman eliniz kolunuz bağlı, çaresiz, hep böyle çıkış yolu arayan, işte bir çıkış yolu bulmaya çalışan, ya iki kişi arasında kaldınız ya da zor durumda kaldınız. İşte aileniz olur, işiniz olur, arkadaşlarınız olur. Hani iki kişi derken bu şekilde kastediyorum. Böyle durumların içerisine kaldınız, zorluk yaşadınız, hep bir aşk hayatınız ya da böyle bir süreciniz mevcut da varmış. Ve şu anda da ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz bir ilişki içerisinde olduğunuzu veriyor kartlarım. Şimdi siz burada hem maddi anlamda hem manevi anlamda kazancınızı yükseltmek istiyorsunuz. Özellikle aşk hayatınızda artık kazançlı, bereketli ve verimli bir ilişki yaşamak üzerine kendinizi böyle kodlamışsınız, öyle söyleyeyim. Şimdi burada bakın, yine burada gelen kart çok güzel. Sürprizlere ve sizi çok mutlu edecek, şaşırtacak olaylara hazırlıklı olun. Şimdi burada özellikle uzun zamandır çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz bir ilişki, belki de öyle bir aşk hayatı sizleri bekliyor. Ama ve lakin burada kararsızlıklarınız sizi sıkıntıya sokabilir. Özellikle ikilemlerde kalmanız. Çünkü bakın, şimdi dargın olduğunuz ya da geçmişten gelen bir kişi hayatınıza gelebilir. Ya da hali hazırda giden ama sallantılı bir ilişki içerisindeyseniz, bir başka kişi bu 2022 yılı içerisinde hayatınıza ya da aşk hayatınıza dahil olmak isteyebilir ve sizinle bu yolda yürümek isteyebilir. Şimdi siz burada iki kişi arasında da kalabilirsiniz ve bu sizin aslında kafanızdaki hedeflere yürümenizde çok büyük etken olacak. Çünkü burada özellikle bu yıl eğer ki iki kişi arasında kalırsanız, yani bunu yaşayacaklar için konuşuyorum burada. Birisiyle yoluna devam edeceksiniz, diğeri tamamen arkada bırakacaksınız. Çünkü artık kafanıza koyduğunuz hedefler için, işte ilişkinin adını koymak olabilir, bir sonuca gitmek olabilir, işte evlilik yoluna girmek, çoluk çocuk sahibi olmak gibi gibi gibi, artık neyi düşünüyorsanız, neyi planlıyorsanız kafanızda, bu yıl o harekete, o hedefe ulaşabileceğinize inandığınız kişiyle o yolda yürüyeceksiniz. Burada sadece yine sizin de maalesef bakın 3 destede, 3'ünde de hep dış faktörler geldi. Burada da aynı şekilde size otoriter, baskıcı, özellikle belki de bu gideceğiniz yolla ya da ilişkiyle bağlantılı sizin kafanızı karıştıracak ya da düşüncelerinizi değiştirip sizi ikna edip bir yoldan çevirmeye çalışacak kişi ya da kişiler mevcut da olabilir. Zaman zaman zorlanabilirsiniz, zorluk yaşayabilirsiniz. Burada sadece inanmanız, kendinize inanmanız, karşı tarafa inanmanız ve güvenmeniz ve yine dilediğiniz, istediğiniz ve ettiğiniz duaların gücüne de güvenmeniz, inanmanız çok önemli burada. Bunları sakın göz ardı etmeyin. Her ne kadar engellerle de karşılaşsanız mutlaka bir çıkış yolunu bulacaksınız Allah'ın izniyle inşallah. Evet arkadaşlar, yeşil kalp içinde gelen mesajlar bunlardı. Her 3 desteden de çok güzel yanıtlar aldık ve umuyorum ve diliyorum ve temenni ediyorum 2022 yılı İnşallah her biriniz için, tüm kolektif enerjim için istiyorum bunu, diliyorum. Öyle de oldu diyorum. Kalbinize, gönlünüze göre olsun. Hiç sizi üzmeyen ve gerçekten engellerle, gözyaşlarıyla, üzüntülerle yıpratmayan
gerçekten kalbinizdeki o kutsal, o değerli sevgiye layık kişilerle mutluluk ve huzur dolu bir aşk hayatını temenni ediyorum ve diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni takip ettiğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle yeni bir yılda da birlikte yolumuza devam ederiz. Koskoca bir yılı da geride bıraktık. Bir daha diyorum, her biriniz bana hakkınızı helal ediniz. Benden de size kat kat helali hoş olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.